Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videonun amacı 10.000 olduk. Hayatımda ilk defa 10.000 oldum. O yüzden çekiyorum. Çekiyorum derken. Neyse arkadaşlar. Konuyu çok uzatmayacağım. Gerçekten ilk ve son duygusal konuşmam olabilir sizlerle. Bu da neden var öyle bir video bilmiyorum. Yani şu an telefonum şarj oluyor açıkçası. Ben de ne yapayım video çekeyim dedim. Duygularımı yansıtmak için de çalışmadım. Yani bunlar tamamen akan giden duygularım. Tamam. İnandım ya, tamam. Fotoğrafta gördüğünüz şahıs beni ünlü eden tiplemem. Bunun sebebi ise nedir bilmiyorum ama oyunlarda herkesin çektiği bir çile var. Yani gerçekten böyle. Ve ben de bunu en iyi şekilde yansıttığımı düşünüyorum. Çünkü benim de başıma geldi. Kimi zaman ben de yaptım açıkçası. Yani dürüst olayım size karşı. Öyle yani. Oradan yürüdük gittik. Bunun dışında Sempatico ismi nereden geliyor? Sempatik kelimesinden türedi. Yani mesela birine Sempatico dersiniz ya. O Sempatico'yu ben Tuko'ya çevirdim. Neden bunu yaptım? Sempatik'ten Sempa geldi. Tuko da şöyle. Hani mesela Meksika, Kolombiya taraflarında Tuko ismi çok böyle yaygındır. Ve yani böyle kartellerin kullandığı bir isimdir. Bu yüzden ben de Tuko yaptım. Hani güçlü bir altyapı varmış gibi düşünürsün diye. Yani Sempatico. Sempatico ailesi nedir? Ya ben burada film yapmak için yapmadım bu aile olayını. Açıkçası aile kavramına inanarak da girmedim bu platforma. Yani dürüst olayım size karşı. Çünkü insanlar bunu kullanıyorlar. Yok işte şu ailem, bu ailem. Yaşları ufak olan insanlar ise bunu düşebiliyorlar. Ben bu niyetle yapmadım. Yani böyle bir niyetim yoktu aslında başlarken. Neden aile olayını çevirdim işi? Şimdi öncesinde ben videoyu paylaştığımda kötü yorumlar falan bekliyordum açıkçası çok fazla ve çok güzel iyi yorumlar aldım. Ve baktım herkes böyle abi seviyorsun o bu fan grupların falan filan açıldı. Ulan dedim ya bu çocuklar bana değer veriyorlar. E dedim ben de bunlara değer vereyim o zaman dedim. Çünkü bana değer veren birine değer vermemek adice yani. Bu arada aile kavramının dışında bir şey oluşuyor. Böyle baktım hoş yorumlar abi kralsın efsanesin olsun busun falan filan derken dedim ulan bu çocuklar gerçekten iyi çocuklar. Ben dedim hani böyle bunları yakaladım kafa dengisi yani dedim. Ya çok önemli değil zaten böyle şeylerde. Önemli olan birbirini yakalayabilmekte. Yani ben 35-40 yaşında biriyle de sohbetteyim. 12 yaşında bir çocukla da sohbetleyeyim. Yani olabilir. Kafası çalışıyorsa ben artık sohbet ederim. Daha sonrasında dedim bu aile kavramı güzel gidiyor. Ben dedim bir aileye çevireyim bunu. Güçlü bir aile olalım. Ve gerçekten çok çabuk ilerliyoruz. Bu da çok hoşuma gidiyor. Ve belki bu süreçte ileride çok tanınan bir aile bile olabiliriz. İnanın buna yani çok merakla bekliyorum neler olacağını. Bunun dışında ne söyleyebilirim aklıma bir şey gelmiyor mu? Bunun dışında 24 yaşında. Yazık kafana. Bunun dışında arkadaşlar Discord sunucumuzu açacağız. Orada birlikte oyunlar açacağız sizlerle. Güzel güzel maçlar yapacağız. Eğleneceğiz, kıl açacağız falan. Bunun dışında videolar açacağım bol bol TikTok, Instagram'a. Bunun dışında ya bunun dışında arkadaşlar buradan videolarımı falan takip edin. Beğenin, eğlenin, gülün, geçin. Yani çok kasmayayım. Öyle kişilerin şahsına falan ithafen küfür etmem. Asla bunu yapmam. Ama küfür etmeyi sevmem de ama ediyorum işte. Yani ağzından çıkıyor. Ne yapayım şimdi yani? Durduramıyorsun ki ağzı değil, dilin kemiği yok ama. Yani dilin kemiği yok arkadaşlar. Bunun dışında ya gerçekten çok teşekkür ediyorum benim yanımda durduğunuz için. Sizleri çok 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 seviyorum. İnanın bana her birinize yazmaya çalışıyorum. Okuyorum yorumlarınızı. İnanın buna bile sadece 3 saat falan vakit ayırıyor olabilirim. Bakın yani 1 milyon 1,5 milyonluk bir videom var. Abi her yorum böyle böyle aça aça ama böyle yapayıp yukarı kağıt fışkırıyor ya telefondan. O kadar yani çok uzundu ama yaptık baktık. Bunun dışında ya videolarımı falan izleyin YouTube'da. Yorumlar falan atarsanız sevinirim. Seviyorum ben yorum görmeyi. Bunun dışında neyse artık bunun dışında demeyeceğim. Yani arkadaşlar güzel güzel videolar üretmeye çalışıyorum sizler için. Keyifli işler çıkartmaya çalışıyorum. Sizleri çok seviyorum, sayıyorum. Umuyorum çok daha güzel işler başarırız birlikte. Bundan sonra bana duygusal konuşma yap abi falan derseniz kendime biraz daha yapmayayım öyle şeyler. Yapmam çünkü. Neyse şaka bir yana sizleri gerçekten çok seviyorum. Sayıyor kardeşlerim. Abiniz, kardeşiniz beni olarak görebilirsiniz. İstek videolarınızı belirtebilirsiniz. Yapmaya çalışacağım. Öyle yani. İşte bu kadar yani. Artık. Ha bir de şuna gıcık oluyorum. Yani mesela o aile kavramını o ana babanın yanında doğru bir şekilde kullanmıyorlar abi. Yok işte bilmem APC, IDFG, İ ailesi. Yok ÖÇ, BDK, FG, İ ailesi. Yok BMW aşireti. Yok şu töreni, bu treni. Aynen kanka aynen anamını. Herkes tutturmaya çalışıyor yolunu. Var ya çok ağlıyorsunuz ya bu arada. Neyse bir şey demeyeceğim hadi. Sonra bakıp ihlal falan yiyoruz genelde. Neyse önemli değil arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum ben. Videonun konusu sizi seviyorum. Neyse yeter artık lan. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok... Neyse arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Duygusal videomda kapatıyorum artık. Yeter. Beklemede kalın. Bu alemin. Anasını ağlatacağız. Ya siktir git.